Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresinin son sayfasında 283-286. ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece Bakara Suresini tamamlamış olacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Lillahi ma fissemavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve in tubdu ma fi enfusikum. İçinizde, nefsinizde olanları izhar etseniz de ev tuhfuhu, gizleseniz de yuhasibkum bihille, Allah bununla sizi hesaba çeker. Feyağfiru limen yeşe, ve Allah dilediğini bağışlar. Ve yuazibu men yeşe, dilediğine de azap verir. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsi Allahu Teala'nın mülkü. Malikil mülk yetasarrafu fi mulkihi keyfe yeşa. Mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kendi mülkündeki tasarrufunda asla bir zulüm söz konusu değildir. Bu açıdan dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Bu da yine önemli bir hakikattir. Ama Allah-u Teala adildir. Kimin azaba müstahak olduğunu bilir ve kimin de rahmete ehil olduğunu, layık olduğunu bilir. Ona göre hikmetiyle muamele eder, ilmiyle muamele eder. Ve ayet-i kerimede içinizden geçenleri eğer söyleseniz de, gizleseniz de fark etmez. Allah zaten bilir ve Allah ona göre sizi hesaba çeker diyor. Burada içimizden geçenlerden acaba biz sorumlu muyuz? Bunun değişik kısımları var. Bir kısmından sorumluyuz, bir kısmından değiliz. Vesvese tarzında insanın hatırına çok kötü şeyler gelebilir. Öyle ki sahabelerden bazıları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ya Resulallah, içimizden çok kötü şeyler de geçiyor. Durumumuz ne olacak diyorlar. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tilke mahdul iman. Yani bu vesvese imanın ta kendisidir. Yani bir insan içinden bazı kötü şeyler geçtiğinde bunlardan rahatsızlık duyuyorsa imanı var demektir. Çünkü kalbi bunları tasdik etmiyor. Ve içinden geçen kötü manalardan rahatsızlık duyuyor. Demek ki bu şeytani bir vesvesedir. Bundan rahatsızlık duymak da imanın bir göstergesidir. Öte yandan insan bazen kalben kötü şeylere temayül eder. Bu da hesabı gerektiren bir durumdur. Ve اَثِمُنْ galbuhu, Kur'an'da geçen bir ifade. Kalbi günahkar olmuş. Yani demek ki kalbinde fiilleri var. Diyelim ki kolay anlaşılabilir bir misal vereyim. Zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Bir kimse diyelim sözüyle zalimler yaşasın zalimler dese zalimlere ortak olduğunu ifade etmiş olur. Velev bunu söylemese, içinden zalimleri alkışlamış olsa Allah onun içinden geçeni bilmektedir. Bu kendi iradesiyle olan bir fiil olduğundan, bir vesvese tarzında olmadığından elbette bu kimse kalbinden geçen bu gibi kötü şeylerden, kötü kararlardan sorumludur. Ayet-i kerimeyi bu manada anlarsak herhangi bir problem olmaz. Ve acaba bu teklifi mala yutaka girer mi? Biraz sonra bununla alakalı da ayetler gelecek. Yani Allah-u Teala kimseye kaldırmayacağı bir yükü yükler mi? Yüklemesi caizdir ama yüklemez. Allah-u Teala herkese kaldırabileceği yükü yükler. Ama kalbimizden geçenlere tam hakim olamıyoruz. Tam söz dinletemiyoruz. Öyle ki namazdayken bile en umulmadık şeyler kalbimize gelebiliyor. Bundan da zaten sorumlu değiliz. İşte vesveseyle doğrudan kalbimizin kendi isteğiyle taraf olduğu şeyleri birbirinden ayırmak lazım. Bunu ayırabildiğimizde ayet-i kerimeyi daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Âmenar Rasulü, peygamber iman etti. Bime unzile ileyhi min rabbihi, Rabbinden kendine indirilene iman etti. Bu şu anlamda değerlendirilebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine gaybi bir olay olarak melek vasıtasıyla mesaj geliyor. Bunun Allah'tan olduğuna iman etti.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şeytanların da kendi dostlarına vahyetmesinden söz ediliyor. İnne şeyatine leyuhuna ile evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmek konusunda vahyederler. Ve evliya şeytan ifadesi var. Şeytanın velileri, şeytanın dostları. Demek ki şeytan bazılarına görülür veya görülmeden de talimatlar verir. Onlara adeta vahiy gibi fısıldar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam kendine gelen bu gaybi mesajın Allah'tan olduğuna tam iman etti. Demek ki peygamberin de bu noktada imanı söz konusu. Vel müminun ve müminler de iman ettiler. Peygamberin imanı şuhudi bir imandır. Doğrudan görmüştür, iman etmiştir. Müminler de gıyabi bir şekilde görmedikleri halde iman etmişlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim şu anda önümüzde. Bunun Allah'tan bir kelam olduğu iman meselesidir. Biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Allah'ın kelamı diyoruz. Ama gayrimüslimler okuduklarında Muhammed'in sözleri şeklinde değerlendiriyorlar. Aynı kitaba muhatabız ama biz Allah'tan geldiğine iman ediyoruz. Onlar da bir beşer sözü olarak meseleye bakıyorlar. Küllün her birisi, gerek peygamber gerek müminler, âmene billahi, Allah'a iman etti, ve melâiketihi, meleklerine, ve kütübihi, kitaplarına, ve rusuli, ve peygamberlerine iman etti. La nüferrigu beyne hadim min rusuli, ve onlar şöyle dediler, biz Allah'ın peygamberleri arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Burada acaba hangi yönden ayrım yapılmaz? Bunu belirtmekte fayda var. Hepsinin peygamber olduğu noktasında bir ayrım yapmayız. Yani bizler Müslümanlar olarak Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ve bunları tek tek bilmekle mükellef de değiliz. Ve şuna ana hatlarıyla iman etmişiz ki tarih boyunca Allah-u Teala her kavme peygamber göndermiş. Bazı rivayetlerde bu peygamberlerin sayısı 124 bin şeklinde ifade edilir. 124 bin daha az veya daha fazla, her ne kadarsa, ne kadar peygamber gelmişse bunların hepsinin Allah'ın elçisi olduğuna biz iman ettik. Şu anda semavi din olarak İslamiyet, Yahudilik, Hristiyanlık devam ediyor. Bizler Müslümanlar olarak Hazreti Musa'ya iman ediyoruz. Hazreti İsa'ya da iman ediyoruz. Ama diyelim Yahudiler Hazreti Musa'ya iman ediyor ama Hazreti İsa'ya iman etmiyorlar. Ve Peygamberimize de yine iman etmiyorlar. Hristiyanlar Hazreti Musa'yı kabul ediyor, Hazreti İsa'yı da kabul ediyorlar ama Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam kabul etmiyorlar. Böyle olunca şu andaki semavi din mensupları, Müslümanlar dışındaki semavi din mensupları peygamberlerin tamamını tasdik etmemiş oluyor. Ama bizler Müslümanlar olarak hepsine birden toplu halde iman ediyoruz. Ve bu önemli bir nokta. Bundan dolayı bir Müslüman başka bir dinde bir yenilik görmüyor. Ama Müslüman olmayan birisi İslamiyet'e girdiğinde kendi peygamberini kabulle beraber yeni bir peygambere muhatap oluyor ve kabul etmek daha kolay oluyor. Ve bundan dolayıdır ki tarih boyunca başka dinlerden fevç fevç İslam'a girenler olmuştur. Ama Müslümanlardan onların dinine girme olayı nadiren söz konusu olmuştur. Ancak fazilet noktasında, mertebe noktasında peygamberler birbirinden farklıdırlar. Bu noktada bir ayrım yapılır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu noktada da yine Bakara suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala bize şunu bildirir. Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Yani işte bu peygamberler, biz onların bir kısmına üstün kıldık. Demek ki peygamberler arasında da mertebeler var. İşte bunlardan bir kısmı ulul azm minar rusul, ulul azm tabir edilen büyük peygamberler. Ve bunlar içinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam en zirve makamda. Mertebe noktasında peygamberler arasında mertebe farkı vardır. Ama risalet noktasında hepsi Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerdir. Vakalu ve o müminler dediler ki semi'na ve ata'na. Ey Rabbimiz, biz işittik ve itaat ettik. Bu da çok önemli bir mesaj.
Yani işittik ve itaat ettik. Demek ki işitip itaat etmemek de var. Kur'an-ı Kerim Yahudileri anlatırken onların şöyle dediklerini bize naklediyor. Semi'ana ve asayna. Onlar dediler ki işittik, isyan ettik. Yani bile bile isyan. Peygamberi işittikleri halde peygamberin dediğini kabul etmemek ve peygambere muhalefet etmek. Ama Müslümanlara düşen görev semi'ana ve ata'na, işittik, itaat ettik diyerek hem can kulağıyla ilahi mesajı dinlemek hem de bunun gereğini yapmak. فَغْفِرْ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا Ya Rabbi senin bağışlamanı biz talep ederiz ve اِلَيْكَ الْمَصِيرِ Dönüş sanadır. İnsanlar şu dünyada bir diyarı gurbette, diğer aleme gidildiğinde huzur-u ilahiye varılacak ve insanlar huzur-u ilahide hesap verecekler. Ve şu dünyadaki kesretten kurtulacaklar, vahdet dairesinde teneffüs edecekler. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse kaldıracağı yükten başkasını yüklemez. Yani hiçbir nefse Allah-u Teala kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. Onlara hangi şeyler emredilmişse insanların yapabileceği şeylerdir. Mesela günde 5 vakit namaz bize farz kılınmıştır. Bu altından kalkamayacağımız bir yük değildir. Senede bir ay oruç farz kılınmıştır. Bu yapılamayacak bir şey değildir. Malımızın 1/4'ünü zekat olarak vermek emredilmiştir. Bu verilemeyecek bir miktar değildir. Bizler için böyle olduğu gibi daha önceki ümmetlerde de onlara emredilen şeyler yapabilecekleri şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın adaleti, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bunu iktiza eder. Dolayısıyla Allah-u Teala kime ne vermişse onunla onu sorumlu tutar ve onunla onu imtihan eder. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla insan var. Bunların her birisi birbirinden farklı bir şekilde imtihan ediliyor. Kimi musibetlerle, kimi zenginlikle, kimi ilimle, kimi kadınla, kimi parayla, kimi erkekle. Herkes değişik şekillerde imtihana tabi. Ama bunların hiçbirinde artık irade elinden alınmıştır, o yükün altından kalkamayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda imtihan olan herkes o imtihanın gereğini yapabilecek durumdadır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Hayır olarak ne yaparsa kendi lehinedir. Günah olarak da ne işlerse kendi aleyhinedir. Yani yaptığı iyilikten fayda onun kendisine aittir. Yaptığı kötülüklerden zarar yine kendisine aittir. Allah-u Teala'nın bize bir takım şeyleri emretmesi veya yasaklaması bizlerin lehine olan durumlardır. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ahtana. Evet, her birimiz imtihana tabiiz ama bu imtihan çetin bir imtihan. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a iltica etmek gerekiyor. Öyle ki unutabiliyoruz, hata edebiliyoruz. İşte bu noktada Cenab-ı Hakk'a iltica ile şunu demek lazım. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ahtana. Ya Rabbi, eğer biz unuttuk veya hata ettikse bizi bununla cezalandırma, bizi bununla hesaba çekme. İnsan unutkan bir varlık. İşte Hazreti Adem yasak ağaç meyvesini yememesi gerekiyordu. Ama unuttu ve o yasak meyveden yedi. Bizler de şu anda her birimiz günah ağacıyla imtihan ediliyoruz. Ve o günaha yaklaşmamamız lazım. Ama insan unutabiliyor veya hata ile öyle bir günahı işleyebiliyor. Kasten günaha girmek, kasten isyan içinde olmak bir Müslümana yakışmaz. Fakat hata edebilir, unutabilir, nefsine bir an için mağlup olabilir. Bu gibi beşeri zaaflar herkeste vardır. O noktada Allah'a iltica etmek gerekiyor. Ya Rabbi, unuttuk veya hata ettikse bizi bundan dolayı hesaba çekmem. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alellezîne min gablina. Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler bize yükleme. Demek ki bizden önceki ümmetler çok çetin hallere maruz kalmışlar. Acaba aynı yük bizim omuzumuza yüklense kaldırabilir miyiz? Kaldıramayacağımız yük gerçi yüklenmemiştir de ama altından kalkamayabiliriz de. Bu noktadan altından kalkabilmek için Cenab-ı Hakk'a böyle dua ediyoruz. Ya Rabbi,
bizden öncekilere yüklediğin o ağır yükleri bizlere yükleme. Daha öncekilere yüklenen onların kaldıramayacağı yükler değildi. Kaldırabilirlerdi ama çetin bir imtihan. Bu çetin imtihan hakkını verememiş olabilirler. İnsan zayıftır, zayıf bir varlıktır. Dolayısıyla Allah'a iltica ile bu ağır yüklerin altından kalkması gerekiyor. Allah'a iltica ettiğinde Allah ona zoru kolaylaştırır ve o ağır yükleri kolaylıkla kaldırabilecek bir duruma getirir. Diyelim ki bir hastalık, birisi kansere diyelim maruz kaldı. Kanser şu an için en tehlikeli bir hastalık. %100'e yakın sonu ölüme doğru giden bir hastalık. Ama aynı hastalığa yakalanan iki kimse, bunlardan birisi feryadu figan ederken bir başkası tam bir teslimiyetle karşılayabiliyor. Demek ki bu kaldırılamayacak bir yük değil, kaldırılabilir. Ama insanların çoğu böyle ağır bir yükü kaldıramayabiliyor. İşte Cenab-ı Hak'tan bu noktada sıhhat, afiyet istemek gerekir. Bir tanesi günden güne böyle sararıp solmuş, adeta eriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce hayrola diyor, nedir bu halin? O da diyor, ya Resulallah, bazı musibetlerle iç içeyim, Allah'tan sabır istiyorum diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan sabır değil, Allah'tan afiyet iste diyor. Yani evet, musibete doğrudan sabredebilmek bu güzeldir ama herkes bunu gösteremeyebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın rahmet hazineleri sonsuzdur. Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinde sonsuz şifalar da vardır. Hiç umulmadık durumlarda Allah şifa ihsan edebilir. Kanser gibi ölümcül bir hastalıktan da bir insanın kurtulması mümkündür. Dolayısıyla böyle bir hastalığa maruz kaldığında bir kimse Allah'tan sabır istemek yerine afiyet istemesi daha uygundur. Allah dilerse bir sebeple veya sebepsiz ona afiyetini ihsan edecektir. Veya başka bir misal verelim. Diyelim bir ekonomik krizde bir insan iflas edebilir ve bu iflasın neticesinde maddi yönden çöktüğü gibi manevi yönden de çökebilir. Ama eğer Cenab-ı Hakk'a tam iltica etse, Cenab-ı Hakk'a tam sığınsa, başkalarının çöktüğü böyle bir olayda o çökmeden yoluna devam edebilir. Yıkılmamış bir şekilde tekrar ayağa kalkarak durumunu düzeltir, işini düzeltir, yoluna devam eder. Demek ki bu noktada Allah'a iltica etmenin ayrı bir yeri var, ayrı bir önemi var. Allah-u Teala bu noktada insanlara uyarıda bulunuyor ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de nasıl dua etmemiz gerektiğini de bize gösteriyor. Rabbena ve la tuhammilna, ya Rabbi bize yükleme, ma la taqata lena bih, takat getiremeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Ve'fu anna, bizi affet, ve'fir lena, bizi mağfiretine mazhar kıl, bağışla, ve'rhamna, bizi merhametine mazhar kıl. Ente mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafir kavme karşı, o inkarcılara karşı bize yardım et, bize zafer ver. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden en uzun sure olan Bakara suresini bitirmiş olduk. Bir başka programımızda bir başka sureden yolumuza devam etmek üzere Cenab-ı Hak'tan tevfik ve muvaffakiyet niyaz ediyoruz. Bir başka programımızda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.